Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir araçla sizlerleyiz. Normalde bu aracın videosu gelmeyecekti, aşırı yoğunluktan kaynaklı geldi. Ayhan abi, öncelikle şurayı bir göster, daha sonra devam edelim abi. Bu ne olmuş? Yani ben çözemedim baba. Bu güzel bir bakım görmemiş ve aşırı bir hararet görmüş. Yağlar burada yanmış ve tortular oluşmuş. Birazdan ona değinelim baba. Görebiliyor muyuz çamurları? Evet. Net evet. Bir şekilde görünüyor. Aynen öyle. Evet. Evet. Bunu gres yağlamışlar abi bence. Gördüğünüz gibi motorun, yani daha doğrusu silindir kapağının ne halde olduğunu gördünüz. Yani gres yağı mı basmışlar artık, ne yapmışlar? Ayhan abinin de dediği gibi, ama bu araba aşırı derecede hararet görmüş. Hararet görmek demek, sekmanların, subap lastiklerinin, buna benzer subapların yanmasına kadar gidiyor. Bu da bizim aracımızın yağ yakmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Aracımız 1.6 X-App motor Astra H 2005 model civarlarında. Tabi teklemelerle geldi. Tekleme sorunu F arızasıyla çıktı. Tekirdağ'dan geldi galiba müşterimiz. Evet, Tekirdağ'dan geldi. Teşekkür ediyoruz öncelikle bizleri tercih ettiği için. Ayhan abi gelelim. Ayhan abi şurayı göster. Şu boyaları görüyor musun abi? Evet abiciğim. Normalde fabrikanın burada, şurada bir yerde, birazdan göstereyim, çizgileri vardır fabrikasyon. Evet. Ancak burada boyayla sente ayarı, yani üst noktaya getirmişler, görüyorsun. Evet. Bu şekilde bir sente ayarı yapılmış. Ama yanlış bir şekilde yapılmış abi. Normalde fabrikanın vurduğu çizgiler var. Valla eksiklik var mı derken evlat, eksiklik çok da neyini bahsedelim. Buradan yağ kaçağı var. Ön pompası dediğimiz ön kapak contasından. Oralarda yağ kaçakları var ama biz oralara girmiyoruz. Bizim görevimiz aracın contası, teklemesi, F hatası ve sağlıklı bir çalışmasını yapacağız. Peki usta, ben gördüğüm kadarıyla burada bir silindir kapağı söküm işlemi var. Evet, çekiyorum. Şanzıman problemi de diyorsun. Yani evet, motoru indirmiyorsun. Silindir kapağını sökmendeki amaç nedir? Yani silindir kapağını söküp rektifiyeye gönderip taşlamacıda siboplarım ve sibop lastiklerin, sibop yuvaları, sibop kaydı, sibop fişeği dediğimiz bunların değişimi yapılacak. Ha, o oradayken bir şanzımanı sökmeden motorun zaten yarısı alınmış olacak ve geri kalan blokunu da alıp baskı balata değişimi yapacağım. Şanzımanı sökmeden, sökme işlemini aradan çıkaracağım. Yani Ayhan abi, sen ne diyeceksin bu arabaya? Sen de gördün, yorumunu da alalım kamera karşısında. Araba resmen kavrulmuş abisi. Motor hararet, aşırı bir hararet. Ya acemi birisine denk geldi ya da fark etmedi. Ama gerçekten motor kavrulmuş. Ya şimdi şöyle, Opel araçları Ayhan abi 105-108 derecede fan açıyor. Biliyorsun ki normal, evet, standart 90 derecelerde yani açar. Maalesef bu araba sıcak bir motor, yani sıcağı seven bir motora sahip. O yüzden de bir hararet, işte gördüğün gibi, evet, böyle olaylara yol açabiliyor. Yani burada gördüğümüz, tabii ki buna benzer görüyoruz ama çok kötülerden biri. Evet. Aşırı derecede, evet, kötü. Çok kötü. Yani yanmaması, subapların, sekmanların yanmaması elde değil. Zaten tekleme sorunu büyük ihtimalle subaplardan çıkacak. Biraz önce çekim esnasındayken boyalara değinmiştik. Bakın, fabrikanın vurduğu orijinal. Burada çizgiler var dişlilerin üstünde. Bunlar karşılatıp alttan krank kasına, yine çizgisine geldiğinde sente ayarı oluyor. Ancak burada boyayla yapılan bir işlem yanlış işleme sebebiyet verebilir. Şimdi adam boyamış takmış. Tamam. Orijinal çizgisini bilmeyebilir. Evet. Veya Opel çok yapmayabilir. Evet. Bir bilene sorsaydı daha detaylı ve daha sağlıklı bir iş çıkarırdı elinden. Evet. Ama oraya fabrika işareti koymuş, onu görmemiş. O vatandaşımız kendi kafasına göre sökmeden işaret vurmuş ve taktıktan sonra da aynı işaretine takmış. Ben yaptım demiş. Tamam, yaptım. Güzel, eline sağlık. Evet. Ama bu araba sana gelmeden sentesi bir diş, bilemedik iki diş kaçık diyelim. Araçta çekiş problemi var. Hata veriyor, problemi var. Evet. Sen bu hatayı gideremezdin. Evet. Ama orijinalinde taksaydın, o hata varsa aradan o da çıkardı ve çekiş performansı bir kat daha artardı. Yakıtımız düşerdi. Aynen öyle. Ama boya vurdun. Yanlışı görmedin, yanlışı sen yanlışla devam ettin. Aynen, yanlışla devam ettiği zaman ne olacak abi? Kaçıracak. Ondan sonra hem motor bu hale gelecek. Evet. Hem de araba ne çekiş, eski ayarındaki çekişle aynı olacak. Kitle sen yaptın diyorsun ama performans gücüne güç katamadın. Normal orijinal ayarını alamadın. Sen sökmeden önce bu bozuktu, bozuk şekilde taktın. Aynen. Ne olacak bu sefer abi? Adam belki 50 bin 60 bin gideceğine, bu sefer o kaçıksa tabii ki
O 20-25 bin ya gider ya gitmez. Sahibi garip de bilmiyordu bu arabanın gerçek performansını. Araba bu diyor. He. Ustadan çıktım. Aynen. Ustadan çıktın da yanlış hatayla vardın, yanlış hatayla devam ettik. Aynen. Bir de yabası olacak. Ve harcadığın para mı? Aynen. Ya buraya gelenler Ayhan abi aşırı derecede para harcayıp gelen. Yani sorunlu araçlar geliyor. Sen de görüyorsun. Evet. Yani direkt bize gelenler de var. Tabii ki onlara direkt işlemlerini yapıyoruz ama bu arabalar gibi sorunlu arabalarda geçen hafta mesela Astraje'ye gönderdik. 25 bin lira para harcanmış abi. Araba olmamış. Şimdi burada harcanmış. Olmamış işte. Tabii. Elinde faturasıyla geliyor bize. Usta bunlar yapıldı. Sen açıyorsun motor ne çıkıyor abi? Ben açıyorum derdini çözüyorum. Diyelim oraya 25 verdi bize de yarısını verdi yarısının altında verdi diyelim. Ama sorun bitti. Ve ondan önce yine bir Astraje karşıda bir bayi de yapılmış. Geldi. 8300 lira gibi bir faturası var elimde. Aracı sırası geldi yaptım. Teşekkür etti ve gittikten sonra 3 gün sonra yine teşekkür için telefon açtı bana. Arabam rampa çıkar oldu diye, rampa çıkmıyordu diyor. Tabii. İşte bu veballeri insanlar kolaylıkla alabiliyorlar ama yarın bir gün bunun nasıl ödeyeceklerini veya hesabı... Ama şimdi bu daha bu insanlarımızın ve bizim iyi günlerimiz. Ha. Niye iyi günlerimiz? Bak bir tane çırak yok, yetişecek usta yok. Evet. Avrupa'da ne yapıyor? Bu araba yaptıramıyor, çöp atıyor. Yani bu iyi günlerimiz, daha biz o günlere geleceğiz. Yani ben ve benden sonra varsa nesiller da bitecek. Nesiller bu işin içinde bittiği için artık kimse araba yaptıramayacak. Evet. Çöp diyoruz ya, çöp dediğimiz orada çöp ama burada çıkmacı, buradacı diyoruz. Götürüp buradacıya satacaksın arabanı. Yaptıramıyorsun, yapacak adam kalmıyor. Aynen, buradaya çıkartacaksın abi. Bir 10 yıl, 15 yıl, çok uzak değil yani. Ya Ayhan abi sen de bir iş yapıyorsun, inşaat evet. sektöründesin. Evet. Senin de çırağın yok, evet. senin arkandan gelen de yok. Aynen öyle, benim sektör de bitecek. Yani bu gibi sektörler bittiği zaman maalesef ülkemiz çok kötü durumlara düşecektir. Aynen. Şu anki durum da ortada. Siyaset yapmıyoruz ama... Siyaset değil. Ben mesela kendi birebir gördüğüm şeyi Almanya'da abi. Arabayı hurdaya çıkartmışlar. Biz o arabayı var ya 25 yıl daha kullanırız. Evet. Airbag'leri patlatıyorlar. Arabanın bütün motorunu bu şeyleri de indiriyorlar aşağıya abi. Direkt pres. Evet. Yani, burada da abi 90 model tabii ki binilebilir. İnsanların 70 modeller var daha piyasada. 80 yani ama bir kaza yani. Yaptığı zaman evet. görüyoruz ekranlarda, haberlerde ikiye araba bölünüyor. Kopuyor. Yani can ölümlü kayıpları, kaza. Ölümlü ama adamın da imkanı onu alıyor. Yapacak bir şey yok. Ya o şimdi nabza göre şerbet misali. Bu da adamlarda alım gücü var abi. Evet. Adam tereddüt etmiyor ki. Atıyorum 5000 avroya veriyor ona arabayı. Evet. Gidiyor 20-25 bin liraya. Abi şu araba zaten adamlar geliyor Almanya'dan bahsediyor. Ya usta bunu niye yaptırıyorlar? Niye diyorum? Ya bu araba 600 euro bizde diyor. He. 1000 euro bile değil yani. Evet. Ama bu araba burada 150 bin TL. Evet. Adam 5 lira, 10 lira, 20 lira harcıyor. 5 sene, 3 sene, 10 sene neyse kullanıyor, işini görüyor. Tabii. Aynen öyle. İşte insanlarımız şimdi yarın bir gün ki şu zamanda Arif bir de şu zamanda usta bulamıyorlar. Evet. 5 yıl sonra ne olacak? Diyorum ya şu anları daha iyi günleri. Evet, en son bu araçta kalmıştık. Yoğunluktan kaynaklı kapağını alamamıştık. İçeride değineceğiz. Her şeyini sökmüştük arkadaşlar. Toplama aşamasında daha detaylı göstereceğiz. Alıp gidebilirsiniz usta. Burada değinmek istediğim silindir contamız eski. Bunu söyleyelim. Pistonların üstünde yağlanmalar, özellikle bu pistonda, 4. pistonda bir yağlanma görüyorum. Bunun dışında şöyle bir göz gezdirelim. Kurumlar var mı? Çok fazla bir kurumu yok aracın. Silindir contasını alalım. Daha detaylı olacaktır. Tabii altta kararmalar olmuş. Contanın ön yüzeyinden daha karanlık bir yapıya sahip alt yüzeyi. Kurumlar çok fazla yok. Antifrizli kullanıldı belli aracın. Buraya daha sonra değineceğiz. Silindir contamız iptal. Şimdi kapağı dağıtalım daha sonra değinelim. Hemen sökelim baba. Kapağın ne durumda olduğu zaten aşikar. Aşırı hararet görmüş bir motor. Biliyorsunuz Opel yüksek sıcaklıkta çalışan bir motora sahip. Evet, söküm işlemlerine başladık. Borunun çürüdüğünü şöyle net bir şekilde alayım. Buradan devam edeceğiz. Bu termostat gövdesi. Üstünde egeremizin bulunduğu, ön tarafında ise termostat bölümünün bulunduğu bir parçadır. Tüm parçayı, 3 parçayı üstünde taşıyor. Hemen burada emme manifoldumuz var. XF motorlarda özellikle aşırı ses yapan
bir sıkıntılı bir manifold durumu yatak değiştirmeye kadar gidilebiliyor. Buradaki boğaz kelebeğindeki görüyorsunuz boru kısmı da yine paslanmadan kaynaklı çürümeler olmuş. Ancak silindir kapağında görmüştünüz çok fazla bir kurum yok. Hemen bir boşaltalım. Subaplara geçeceğiz. Subaplardan sonra da zaten size değineceğiz. Demir ayağımızı söktük. Hemen manifoldun plakaları. Zaten biraz önce manifoldtan bahsetmiştim. Bakın bu manifold açılmış. Silikonlamalar yapılmış, değişik şeyler yapılmış bu manifolda işlemleri var. Evet, öncelikle manifolda devam ediyoruz. Ama dediğim gibi aşırı hararet motor yağını ne hale getiriyor. İyi yağ kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bakın yağlardaki kurumlaşmalar net bir şekilde belli oluyor. Özellikle burada, burada. Ya bu böyleyse bunun karteri de baba aynı şekildedir. Genelde o şekilde çıkıyor. Sekmanlar ne durumda diyebiliriz. Dört adet gövdeyi tutan civatalar var. Aşırı derecede kötü. Kurumları sizlere çekeyim. Evet, böyle kurumlaşmaları yine görebiliyoruz. Bunlar da manifoldu tutuyor. Evet. Tabii port, twin porta değinmek lazım. Port tamiratları da yine mevcut. Bakın şu kelebekler, manifoldun içindeki kelebeklere hareket veren port diye geçiyor arkadaşlar. Buradan başlangıcı portun hava giriş vakum bölümü, elektrik soket bölümü. Burada yine bir gösterelim baba. Evet, çalışma sistemi de, çalışma mantığı da bu şekilde. Gerekli oksijeni, havayı içeriye veriyor. Burada farklı bir somun görüyorum baba. Yanık bak, patlamış burada. Nereye baba, bir daha söyler misin? Bak, çevremiz gayet güzel. 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 Bu kenar erimiş artık. Görebiliyor evet. Musun genişliği? Bunda da var. Umarım bu silindir kapağı tamir olur. Bunlarda sıklıkla baba silindir kapağı hastalığı var. Evet. Tabii yüksek sıcaklığa dayanmadığı için. O yüzden soğutma sisteminizin, soğutma suyunuzun kaliteli olması, sisteminizin kaliteli olması gerekiyor. Temiz olması, kireç olması. Antifriz kullanıldığı zaman hiçbir kireç olmuyor usta. Evet, oradaki çöküntüleri gösterdik. Subaplarda yanıklar var mı baba? Söküyorsun, aksatıyorum ama. Bak ya. Zaten dördüncü piston değil mi bu? Dört mü oluyor bu? Çünkü dörtte yağlanmalar vardı. Pistonun üstünde göstermiştim az da olsa. Subaplar yanık. Görüyorsunuz. Subaplar neredeyse iyi konumda olan bir subabımız yok. Emme ve egzoz subapları olmak üzere. Tabii ki en çok hangisini yakıyor diye bir soru aklınıza gelebilir. Egzoz subabı daha çok yanıyor. Tabii. Egzoz tarafı. Ateş attığı için sürekli egzoz subabı yanma olasılığı var. Tabii ki bunlar çelik subaba dönüştüğü zaman düzelecektir. Ancak şuna değinelim. Her araçta çelik subap olayı da yok. Yani bu araçta çelik subaba dönebiliyoruz ama maalesef her araçta çelik subap olayı olmadığını söyleyelim. Ateşleme sistemi diye buji, bobin değişikliklerine gidiliyor. Ancak bilmiyorlar ki subap kısmı, bakın buji buradan görünüyor. Buji ne yapsa, subap yanıksa eğer, kaçırıyorsa eğer. Bakın burada özellikle 3. piston tarafında erimeler var subap. Subap yuvasında silindir kapağı bölümün net bir şekilde görülebiliyor. Evet. Emme çıktı, yağ akıyor. Yağ akıyor baba. Halde bu yağ olmaz. Olmaz. Yağ yapıyor bu araba ayrıca. Külbütör kapağı da hasta bu arabanın. Yere akan yağı görebilirsiniz. Normalde bu yağ olmuyor herhalde baba. Olmaz burada. Artı port diye bahsettik. Bu araba port hatası da var. Neden var? Egere'den çıkan bak, hava kanalları tamamen kapalı. Buralar dümdüz olmuş bak. Conta şeklini almış. Conta şeklini almış. Buranın olması gerekeni söyleyeyim ben. Göstereyim. Bakın. Görüyor musun kurumu?
Bu araba nereden hava alacak? Burası hava kanalı. Tamam baba, gösterme. Temizleme aşamasında onları detaylı gösteririz. Buradan hava alacak. Tamam, anladım. Burada kapalı. Burada kapalı. Hava girecek yer kalmamış artık. Kelebeğini bir alayım da. Yani burada yağ işlemine dokunmak değil. Bakın burada yağları görüyorsunuz. Buradaki su borumuz da çürük. Gösterdim onu. Manifold üstünden boğaz kelebeği çıkıyor şu anda. 4 adet yine civata, torksluk civatalarını aldık. Manifold'u çıkardık. Bakın içindeki yağlar. Bakın içerisi nasıl ya? Burada damla yağ olmaz. Hava olması gereken yer burası. Yağ ile alakalı bir durum değil burada. Zaten yere dökülen de çekmişindir. Çektik. Bayağı çıktı. Normalde bu kadar çıkmaz. Veya olmaz, hiç olmaz. Peki bunun sebebi nedir baba? Bunun sebebi siboplastiği sekman. Rotör kapağımızın diyaframı patlak olduğu için emme hortumumuz dediğimiz tırtırlı 350-360'lık hortumla buraya bu yağ geliyor. Geldiği yerde burada. Bu da karbüratör kapağından geliyor. Peki diğer subap sekman olayları? Sekman, siboplastiği buraya yağı göndermede eksen. Ve buraya geçiş sağlayan da karbüratör kapağının diyafram bölümünün bitik olması. Evet, manifoldda olmaz. Burada da hemen üstünde MAP sensörümüz olduğunu söyleyelim. Birçok kişi MAP sensörü ile MAF sensörünü karıştırıyor. İkisi aynı şeyler değil. MAF sensörü hava akış metresi diye de geçer. Hava filtre kabininin üstünde olan müşür, soket diyebiliriz. Ama MAP sensörü hemen emme manifoldunun üstünde olur. Bunun da altını çizelim. Tabii ki her ikisinin de temizlikleri mevcut, temizlenmeleri şart. Ya diyebiliriz ki Westinghouse'un oradan bile geliyor baba. Bu Westinghouse'un içini emişle gider. Westinghouse hortumunun sayesinde Westinghouse'a dolar. Westinghouse içindeki körüğü yağ bozar. Bu da fren tutmamasına neden olur. Usta bir iki bilgisayar video yapalım. Yapalım. Conta neden yakar diyelim, başlayalım. Conta neden yakar? Termostatımız açmaz yakar. Devir dayımızın paleti bırakır yakar. Surat tütörümüz tıkalı olur yakar. Suyun dönüşünde etkeninde tıkanan delikleri varsa, suyun dönmesini engel olan bir yer varsa conta yakar. Peki kalorifer peteği tıkalı olsa yine conta yakma ihtimali var mı? Yok, orada yakmaz. Kalorifere sadece gövdeden içeriye su gitmez. Conta yaktığı zaman ne oluyor usta? Conta yaktığı zaman aşırı yakarsa silindir kapağımız yüzeyi eğrilir, taşlama kurtarmasa değişimine gider. Artı sekmanlar çelikliğini kaybeder. Her zaman bahsettiğimiz gibi motorumuzun içi de bu hale gelir. Yanıklar oluşur, kızarmalar, yağ yanmaları ve araba artık yağ yakmaya başlayacak. Peki usta, conta yandığı zaman su bidonumuz var biliyorsun. Evet. Bazı araçlarda böyle fokur fokur kaynıyor. Soğuk bile olsa kaynıyor. Kaynıyor. Neden kaynıyor? Ona değinelim. Bu silindir kapağımız ve contamız burada. Evet. Bu kapağın yüzeyi eğriliyor. Motorun piston her iniş kalkışında kompresör dediğimiz olay su kanalına kaçıyor. Hava basıncı su kanalına kaçtığında hortumlarımız şişiyor. Gerekirse patlamaya kadar gidiyor hortumlarımız ve kapağı da açtığımızda bura takır 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 başlıyor. Yani o zaman şu mu baba? Su sıcak olduğu için kaynamıyor. Hava bastığı için. Hava mi? Bastığı için tabii. Motor kompresörü su kanalına kaydığı için. Peki conta yakmanın zararlarından bahsettik. Sekman dedik. Evet. Siboplastiği dedik. Peki, ve kapak yüzeyi. Bu bizim aracımızın yağ eksiltmesine sebep veriyor. Tabii ki sekman bitti mi yağ eksiltmeye başlayacak. Sekman dediğimizde, yani gösterme şansım varsa bir sekman gösterelim. Değiştiğimiz sekmanlar. Farklı bir araç. Evet. Sekman bunlar. Bunların bu çeliklik olayı kayboluyor. Bu bak tele dönüşüyor artık. Silindirdeki yağı silemiyor aşağı doğru. Conta yaktı. Yağ yakıyor arabamız. Yağ kaybımız var. Evet. Özellikle bayağı olanlar. Yani eğer çok yaktıysa contayı aşırı yakıyor. Bu tabii duruma göre değişir. Peki duman. Dumandan bahsedelim. Yağ kaybında duman oluşur mu? Yağ kaybında dumanımız mavi oluşur. Mavi duman. Peki dumanlardan bahset baba. Genel dumanlardan bahsedebilirsin. Beyaz bir duman ise yakıtsal bir problemimiz vardır. Mavi ise yağ yakma problemi vardır. Dizel ise aracımız yağ yakma yok ama turboda kaçak varsa yine yağ yakar aracımız.
turbodan da sıkıntı verebilir. Her yağ yakma dizelde sekman diyemeyiz. Turbo olur, siboplastiği olur. Siboplastiği benzinli de dizelde ayrım olmaz. Sekman benzinli de dizelde ayrım olmaz. Dizele gelince turbomuz emme yoluna, hava yoluna, interkole yağı basarsa emme yoluyla havayla tekrar pistonun üzerine gider ve orada yağ yakma olayı yine devam eder. Siyah duman? Siyah duman da turbo ve turboda harici bir yerden hava alıyor demektir. Interkol, turbo, interkol, sistemler. Hortum sistemleri, hava sistemleri bunlardır. Bazı araçlarda baba külbütör kapağından bahsettik. Ondan da yakmaya sebep veriyor. Veriyor tabii ki. O da bu araba gibi aynı. Ama her arabada var mı bu valf sistemi? Her araçta yok. Külbütör. Aracına göre. Bir iki tane cip gel. Bilgim yok abi. Baskıyı yola kayıp çıkarken neler göreceğiz? Belli zaten. Zaten yayları sürmüş. Boyu bitmiş. Gözüküyor. Bu araba nereden geldi? Çerkezköy diye. Yok yok, Çatalca mı ne? Çatalca da olabilir. İkisi de yakın sanki. Efendim? Çatalca'dan geldi. Evet usta. Her zamanki gibi. Kırılmış. Buradan kırılmış. Zaten çizgiler bitmek üzere. Bu tarafa bakarsak biraz iyi gözüküyor. Yani balataya olan tarafı iyi ama baskı tarafı hareketli olduğundan sürekli aşırı yenmiş.
Ve çatlakları görebiliyor musun? Ben de çalışıyorum abi. Evet. Çatlaklar var. Bilyamız da ortada. Aracımızın tüm işlemlerini bitirdik. Sizlere detaylı bir video belki çıkmadı ama elimden geldiğince yine videosunu çekmeye özen gösterdim. Şu anda akü kısmını tamamlıyoruz. Bilgisayarla tüm ayarlarımızı yaptık. Araç Çatalca'dan gelmişti. Büyükçekmece tarafından, Çatalca tarafından geldi. Aracı bitirdik. Araç artık hazır. Motor işlemlerini izlediniz. Şanzıman bölümünü kısa gösterdim. Tüm işlemleri yapıldı. Bayağı işlem yapıldı ama yoğunluktan kaynaklı olarak yine kısa kısa sizlere çekmeye, göstermeye çalıştım. Ne oldu arkadaşlar? Subap bölümü, silindir kapak bölümü elden geçti. Baskı balata robot bölümü elden geçti. Bunun dışında manifold temizliği, port tamiri gibi birçok işlemler yapıldı. Bunun dışında da bilgisayarla tüm ayarlarını, kalibrasyonlarını yaptık. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet, şu an testini gerçekleştireceğiz. Müşterimiz şu an dükkanda zaten. Aracı vermeden önce sizlere göstermek istedim. Öncelikle vitesimiz A1 konumunda, N konumunda, R konumunda. Bu araba F arızası da veriyordu. Şanzıman problemi de vardı robotsal. Şimdi A1 konumunda dönelim arkadaşlar. Ve testini yapalım. Vites 2. Aracımız uzaktan geldiği için bu şekilde testini yapmak zorundayız. Müşterimiz bir daha mağdur olmaması adına ayrıca yapılan tüm işlemlerin arkasında durduğumuzu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğunda müşterimize Allah'ın izniyle olmaz ama yine yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde vites geçişlerimizde de buruntu tarzı titremeler vardı. Kalkışlar da aynı şekilde. Şu an kaymak gibi geçiyor. Easytronic veya yarı otomatik tüm araçlarda rampa çıkarken veya inerken manuel viteste kullanmanızı öneriyorum. Çünkü bu arabalar kafaları karışıyor arkadaşlar. Şanzıman tam otomatik olmadığı için onun dışında düz yolda herhangi bir şekilde müdahale etmenize gerek yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoda eksik gördüğünüz veya yapılması gereken başka bir isteğiniz, fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Müşterimizi gönderiyoruz.